Pazarlık idman yurdu da geldi. Hoş geldiniz abiler. Hüseyin abi ne yaptınız? Bilgisayarı uygun fiyat alabildiniz mi? Aldık tabii. Bir şüphem mi var oğlum? Estağfurullah abi. Ne şüphesi? Sadece merak ettim. Hüseyin abim alttan girdi, üstten çıktı. Üstün pazarlık yeteneğini kullandı. Ve sonunda bilgisayarı uygun fiyata paketletti. Hüseyin abi, adamı tehdit ettin, tehdit ettin. Sus Melicim, ne tehdidi? Abi, adama akşam camlarını kırarız dedin, içeri koku bombası atarız dedin. O da şansını çok zorladı Dalil. Ben sükunetimi korumaya çalıştım. Şahitsin. Ben şahidim abi. Üstçük, arayın pazarlık yapalım Ayşe. Tüm hızıyla yoluna devam ediyor arkadaşlar, merak etmeyin. Abi yalnız adam polise giderse seni kesin içeri atarlar. Giderse gitsin. Onun yaptığı atar, benim hayatıma renk katar. Allah'ım abi bu söz de çok güzel. Lütfen bunu bir daha söyler misin ya? Senin yaptığın atar, benim hayatıma renk katar. Harikasın, harikasın. Evet arkadaşlar, Hüseyin Atar Yapar'ın takipçileri milyonlara ulaşacak. Sağ ol. Demek bilgisayarcıyı tehdit ettin ha Hüseyin abi? Ve beklenen son gerçekleşmiş idi. Hüseyin bir işi daha kendine yakışır hale getirmiş. Millete yakıştırma Yakup. Masalara çay yapıştır. Millet, beyler, gençler. Bugünlük bu kadar yeter. Dinlenelim. Bir gün çok fena bir dayak yiyeceksiniz ama ne zaman bilmiyorum. Şükrü, sivrisinek vızıldıyor, duyuyor musun? Efendim minik. Ne? Annem evden mi kaçmış? Şükrü, gidiyoruz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten senin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir ha. Vallahi öyle abicim. Yani. Neyse bu akşam son görüşmemiz. Bundan sonra görüşmek falan yok. Yani zaten bunda sırf gönül istiyor diye görüşüyorum yani. Yoksa ben çoktan bir daha görüşmedim. Aramızdaki her şey bitti. Bir daha beni aramayın yazacaktım da gönül tuttu. Ha sen bayağı bunu yazacaktın. Dominant teyze seni tuttu. Evet abicim aynen öyle oldu. Yani ben yazacaktım ya. Sinirim bozuldu ya. Gönülüm benim bir tanem ya. Gelemem ben, gidemem ben. Her güzelle gönlüm. Ah, iyi dominant teyze lafının üstüne gelirmiş. Ne oldu? Zero böyle senden bahsediyordu, şarkılar söylüyordu. Ah canım öyledir ama. Sen benim bir tanemsin, aşkımsın, her şeyimsin. Sen benim bir tanemsin, biricimsin benim, bir tanem gönülüm benim. Gelemem ben, gidemem ben, her güzeli gönül veremem ben. Ay Çetin oğlu malikanesinde romantik anlar yaşanıyordu. misafir nerede kaldı? Görüştün mü? Ama ne görüşeceğim Allah aşkına Meltem ya. Yani mümkünse iş dışında hiç görüşmedim zaten yani. O kadar yani. Bana kalsa hiç görüşmeyeceğim de yani. Gönül geçen gün beraber konsere gittiğinizi söyledi. Sırf gönül ısrar etti diye gittim. Yoksa ne işim var benim onunla konserde falan yani. Saçma sapan bir şey oldu yani. Evet Meltemciğim ben ısrar ettim. Çünkü kızcağız yani davet etmiş seni. Gitmemek olmaz. Ayıp olur. Tabii. Ayıp olmasın diye zaten Zero'da iadeyi ziyaret yapmış. O da caz konserine karşılık korsan caz konseri veriyor. Tuna Bey Beleştepe'de yan sanayi konser verecekmiş Işıl Hanım. Şu kadar hevesim yok. İnşallah yolu kaybetmiştir de geri dönmüştür. Aa, ne biçim konuşuyorsun Tuna? Çekemeyeceğim bu kadını gönül. Çekemeyeceğim yani. Madem davet ettin sonuçlarına katlanacaksın Tuna. Ah geldi herhalde Eminaç. Merhaba. Hoş geldiniz. Işıl ben. Çok memnun oldum. Ben de Emine. Maşallah Işıl Hanım geldi. Işıl Işıl. Merhaba. Merhaba hoş Işıl geldiniz. Ben çok memnun oldum. Ben de Meltem bana. Merhaba. Herkese merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Tuna Bey merhaba. Tunacığım. Efendim böyle bir şey mi söyledin canım? Işıl Hanım geldi Tuna. Nerede? Tuna Bey merhaba. Ya göremiyorum. Sevgilim senin ışıltın o kadar fazla ki gözlerim kamaşıyor. Sen burada olduğu zaman başkasının görmemin imkanı yok. Canım gönülüm benim. Sevgilim benim. Bir